Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam o. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Deniz, ne haber? Hoş geldiniz. Hazır mıyız? Tamam. Size ödeme yaptılar mı? Tamam. Hoca gelmedi herhalde. Ben o zaman free takılıyorum. O benim strapless kıyafeti verin. Ilgaz. Strapless ver. Turakar da olur. Robadan. Manitaya mesaj mı yazıyorsun sen orada? Yakalandın mı? Canım benim. Bizim bomcu yakalandı. İki defa olunca bir maaş demiştim. Hoca gelmedi herhalde değil mi? Ben başlıyorum o zaman. O kız geldi mi? Söylediğim kız geldi mi? Kim söylemiştim? Sen kimi çekin? Bitti mi? Bitti mi? Gevezelikler bitti mi? Evet ya, şey yaptık. Ekip arkadaşlarımı ısıtayım dedim. Getirteyim mi sana bir şey? Straptez. Straptez mi? He. Ne, içe giyilen şey değil mi straptez? Yok, straptez böyle üstü olmayan, omuz altı. O, ama dışa mı giyiliyor? O da trapez. Efendim? Elbisenin üstüne mi giyiliyor? Yok, o zaten kendisi... Kime anlatıyorum bunu? Yani anlat elbise, işte. Elbise evet. Ama şuraya kadar. Hani omzu yok. Yani sanki şurayı yukarısını kesmişiz gibi. Ha, ipte mi yürüyorsun onu giyip? Straptez elbisesi değil mi? Straptez, evet. Yani çabuk, çabuk giyilen elbise. Straptez. Böyle saçma saçma sapan şeyler anlatacağına, evet. Faydalı şeyler anlat. Demin bana içeride bir İngiliz'de sevgilisini anlatmıştın. Onu anlat mesela. Faydalansın seyirci anlatacağın şeylerden. Bizi sevgilisi mi? İçeride anlatıyordun ya, bir İngiliz varmış, haberlerde okudum. Hayır, DVD'nin arkasını okudum. Filmi mi anlatayım? Hayır, anlatma. Evet. Evet. Ne hissediyorsun? Enerjikim hocam. Çok güzel izleyicimiz. Sağ olsun. Herkes güler yüzlü, pozitif insanlar. Geleceğe umutla bakıyorum. Güler yüzlü olmayan insan niye evinden kalksın da tiyatro seyretmeye gelsin? Gülmek için.
Başka bırakayım mı buraya ortaya bir yere? Değil mi? Şuraları hep onun için boş bıraktırdım ben. Çağır miniyi. Minik 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 minik. Minik müzik çağırayım mı? Çağır. Huzurlarınıza minik. Evet. Evet. Şimdi. Ben şöyle düşünüyorum. Senin bu talk show yapmama ısrarın var ya. Evet hocam. Bu şundan kaynaklanıyor olabilir. Üç şey. Bir. Bir. Evet. İki. Birincisi için yine çok iyi bir fikir. Arkadaşım bir. Sen belki de konukları tanımadığın için talk show yapamıyorsun. Olabilir. İki. Konuklar cevap verdikleri için talk show yapamıyor olabilirsin. Üç. Bir yerde boka batacağını biliyordum zaten. Üçe denk geldi o da. Arkadaşım, onu hatırlamamış olabilirim. Ben evet. De şöyle düşündüm. Evet. Yani konuğu sen ne olduğunu bilirsen mesela... Ha, hatırladım üçüncüyü. Sen mesela neyi konuk almak istediğini istersen... belki de yönlendirebilirsin. Ha. Anladın mı? Hayır. Tamam. O yüzden... Evet. Sen evet. Bu hafta konuk çağırdın mı? Ben zaten çağırmıyorum. Yani çok konuk umurumda değil. Ben de çağırmadım lan. Oh, dünya... Yok, o bir telle kurtarabileceğimiz bir laf değildi. Allah korudu. Evet. Allah korudu. Şimdi evet. Talk show'a başlıyorsun. Bir, senin tanıdığın konuğu çağıracağım. İki, sen hangi konuğu almak istiyorsan o meslekte konuk çağıracaksın. Ha, güzel. İki konuk mu olacak sahnede? İki, üç, dört fark etmez benim için. Evet, üç. Alabildiğin kadar. Bunda üç yok mu? Bu ikiye kadar mı geldik buna? Bu iki, bu böyle yeter. Bu ikili bunda evet, yeter. Tamam. Mesela hangi meslekte konuk almak isterdin? Bak ağzımı açmıyorum. Nasıl milletçe telepati? Artık birbirimi... Zaten birbirini böyle bakışla tanıdın mı huzur bulur bir memleket. Yani bak, tamam. Bak tanıdık. Aramızda bir... erotik anamızda şopu mı? Olan var aramızda, mı? Aramızda, özür dilerim. Hocam varsa gelemez, tam şu an kapıyorlar. Ben o yüzden senin başına 9,5 alalım dedim gösteriyi. Ben arkadaşlarım düşünüyorum. Hala dükkanı olan var mı? İnternetten değil mi o işler? Olsun, yine de bir depo lazım. Şimdi ben mikrofonu yana alıyorum. Alma dursun alma, orada dursun mikrofon. Burada. Belki de mikrofonu konuk alırsın. Böyle de nereden elit şakalar buluyor değil mi? Evet, mesela hangi meslekten konuk almak isterdin? Misal olarak doktor şeysi düşünebilirim. Her zaman doktor. Var mı aranızda doktor? Yok, gitti. Var mı aranızda doktor? Yok. Arasınızda doktor arasınızda, olup da söylemeyelim. Tam aranıza oturduğum an var mı? Hani yer bulamayıp. Aranızda doktor varsa ve söylemiyorsa Hipokrat'a ayıp. Değişik bir yere bağladı. Ben evet de... bir yerde doktor ihtiyacı varsa çıkması lazım ortaya. Evet. Koca salonda doktor yok mu? Yok. Çok pahalı biletler. Doktor bile gelemiyor. Hep seyircinin yanındayım. Çok enteresan. Doktor yok. Evet. O zaman Sarp gel. Arkadaşım yoksa biz bulacağız. Ha, Sarp'ı gören mutlaka doktor olduğunu itiraf eder diye mi? Saçına gelme oğlum. Saçına şey var. Özellikle mi bırakıyor? Sen niye balyaj mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun adam? Niye şey var kafanda? Ne firkete var? Ne var? Firkete. Senin kafanda ne olduğundan haberin yok mu lan? Yok. Firkete var saçında oğlum. Firkete? Al bu evrakları götür firkete. O ne? Firkete. Şeyin ince telin. Arkadaşım falan... çocuğa göster ama o senin partnerin. Bak. Hayır. Sen şimdi... Bu bigudi için olan. Sen şimdi göster. Mesela konuğun geldi ya, bu çocuk meğersem doktormuş. Ha, o doktor oynasın. Evet. Ve çaktırmadan evet. Kafanda bir şey var anlatman lazım. Talk showcusun sen. Kafamda bir şey var. Böyle. Hayır. Senin kafanda bir şey varı çaktırmadan anlat. Niye anlatayım? Mal gibi ortada zaten gözüküyor. Arkadaşım talk show ya bu. Çaktırmadan anlatıyorsun. Anlat çaktırmadan. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel değişik bir para töner kafanızdaki. Diye böyle şekilde anlatayım. Arkadaşım bakayım. Seyirciye çaktırmadan al mesela kafadan. Ya seyirciye neyi çaktırmıyor? Seyirci benden önce gördü zaten bunu kafasında. Oğlum niye kafanda var onlar senin? Ne var anlamadım. Senin kafanda ne var? Kafamı görmüyorum ki. Enişte peruk takmışsınız, firkete takmışsınız düz dursun diye. Onu unutmuş orada, Suzan unutmuş. Ha. Suzan gene herhalde değil mi? Yaşlandı kaldı. İyice. Yaşlandı mı dedin sen Suzan'a?
Tam da orada sıkan bakmıyor mu? Yüz yüze geldim. Evet. Sana hiç Arnavut kaldırımlarını anlatmış mıydı? Arkadaşım oturt, oturt. Sen nesin? Lan! Nesin sen? Yavaş ayı, çiçeğe oturdun. Arkadaşım kaldırsana. Baksana oğlum, niye oturdun oraya? Ona mı otur diyorsunuz bana, ben anlamıyorum. Arkadaşım, ikinize de oturtun, tamam mı? Uzun bir gece olacak. Sarp, sen kapıya git, kapıya dayan. Sırtını daya kapıya. Tekrar çağıracak seni. Sen nesin Sarp? Lan! Akrabam değil, orası kesin. Şu andan itibaren kabul etmiyorum çünkü. Evet. Arkadaşım. Evet, doktor çağırdın. Ne doktoru bu? Bilmiyorum, acil. Doktor gelsin dedim. Acilden ne yolladılarsa. Tamam. Sen şimdi tamam öyle mı? Anons et, o da oradan gelsin. Evet. Ama bir şey doktoru olsun. Bunun bir uzmanlığı olsun. Ne olsun? Şey mesela? Doktoru... He? Bir şey doktoru olsun. Şey demedim. Bir şey dedim. Tamam işte. Boşlukları oldu olursun. Ben ne bileyim. Hayır. Sen ona bir şey koy. Ne koy? Günümüzde... Ne doktoru olsun uzmanlık ya? Seyirci söyle, ne doktoru olsun? Üroloji mi? Herkesin derdi ortaya çıktı. Üroloji olmaz abi ya. Olur yani, olur da sabaha kadar oynarım ben de yayınlayamayız yani. Yoksa canıma minnet veririm. Niye arkadaşım? Efendim? Ürolojinin nesi var? Gayet güzel doktorluk. Nesi mi var? Bir tane örnek vereyim, kapansın kanal. Ürolojinin nesi var? Yani... Evet, ne olsun sen söyle. Altın bilezik diyeceğim. Arkadaşım, yapma böyle şakalar. Altın bilezik dedim, lan, ne dedim? Aramızda ürolog vardır, sıkıntı olur. Ya ürolog varsa bir saattir niye çıkmıyor doktorum ben diye? Ürologlar öyle, kendini saklar onlar. Nereye saklıyor? Mesela üroloğa bak, gördün gittiğinde... Abi, sabaha kadar gideriz, daha arkadaş, başlamadık. Bir üroloğa gittiğinde elleri hep cebindedir mesela. Evet. Niye? Daha iyisini önceden cebine koymuş herhalde ki. Ya şimdi ne istiyorsun? Evet. Arkadaşım tamam. Evet. Şey olsun, estetik çocuk... Bakın uzmanı. Çocuğa estetik olur mu? Olmaz işte, düşün. O ilk defa bitirmiş bölümü ve çok pişman. Olmaz. Onu anlatmaya gelmiş. Tamam, estetik cerrahi. Estetik cerrahisi. Süper. Anons et, konuğunu gelsin. Haydi bakalım. Huzurlarınızda estetik cerrah... Adı var mı? Söyle adını. Sarp. Gerçekten ne kadar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sarp. Lütfen rahatsız olmayın, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz gerçekten. Şu kafandakiler kalacak mı kafasındakiler? Al lan? Arkadaşım kafayı. Evet. Onları sen parmaklarına tak. Sen parmaklarına tak. Evet, başla. Hemen de vazgeçiyor. Hoş geldiniz. Hakikaten merhaba. Tıp dünyasından sizi aramızda görmek beni çok mutlu etti. Uzun çok zamandır... büyüt onu. Çok kocaman olmuşsun sen. Hayır, hayır. Bu kadardır ilk gördüğüm. Hayır. Doktoru büyüt. Öyle bir estetik cerrah ki. Öyle bir vuruyor estetik... usturayı falan. Evet öyle. Usturayı vuruyor. Öyle bir estetik cerrah ki berber dükkanında yapıyor değil mi? Usturayla yapıyor. Gips. Bana girme. Talk show'unu yap. Tamam. Hakikaten sizi aramızda görmek beni çok mutlu etti. Çünkü uzun zamandır arzuladığım bir şeydi bu. Şimdi tam olarak niçin bu iğrenç fuları bağladınız? Onu ben ana. Yani estetik cerrah olarak gerçekten bu değil mi? Deniz arkadaşım, kayarı ama mavisi. Estetik cerrah sana ne fularından? Önemli fural olan... mı? Önemli olan onun organları. Neresini kullanıyor estetik cerrah yaparken? Ormanı mı? Organı. Organ. Hocam sen sen adamın branşını yanlış anladın. Arkadaşım elleriyle yapmıyor mu? Evet, doğru anlamış. Şimdi günümüzde estetik aldı yürüdü. Niçin, yani insanlar niçin estetiğe ihtiyaç duyuyor hocam? Çirkinler çünkü. Devam edeyim mi bu pezemekle ben daha? Ne sırıtıyorsun? Çirkinler dedim bütün insanlara. Arkadaşım sor bunda buna. Soru yok. Gene soru yok ki bunda. Ya gösterme seyirciye. Bu gerizekalıya sor. Çirkine çirkin denir çirkine, mi? Şimdi insanlar hakikaten bir şeyden mutsuz oldular. Dön dön dön. Sen değil. Arkadaşım. Öyle daha tatlı aslında. Dön ya. Yani buna bakacağım, ona bakarım en azından. Şimdi insanlar uzun zamandır toplumumuzda ve gerek dünyada olsun. Dön bir dön, estetiğe... dön 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 dön. Tamam, yollayın. Arkadaşım, konuşurken dönsene. Ben mi? Evet.
Niye dönüyorum ya? Daha iyi. Konuşurken dön falan. Ayağını havaya kaldır bir ayağını. Bir şeyler yap. Nasıl bir şey arzuluyor? Ben anlamıyorum ki ya. Arkadaşım, ekrana bakan televizyonun sesi kısıksa bile senin ne sorduğunu anlasın. E açsın. Açmasın adam. Niye? Çocuk uyuyor. O zaman kaydetsin. Olmaz. Ya karısı duyar estetiğe özenirse? Ha, adam seyrediyor bir de. Evet. Oho, herif zaten boka batmış. Ben mi kurtaracağım onu sesi kısarak? Arkadaşım, hadi. Ne diyorsam onu yap sen. Şimdi dünyamızda ve gerek toplumumuzda, gerek Arjantin'de... Süper. Arada... Süper. Süper mi? Evet. Sen öyle sor. Hangi kanala satacağım bu programı? Arkadaşım. Arkadaşım. Aksiyon istiyorum biraz. Action. O zaman madem iyi bir estetik cerrahsınız, bize burada ispatlayın. Bu omzumu buraya alın. Aksiyonun kralı hocam. Burada göstersin. Çünkü herkes ben iyiyim diyor arkadaşım, mesleğin. Arkadaşım öyle deme. Soru öyle... olarak sor. Buramı buramı alabilir misin? Sor. İddialı sorular soracağım. Şimdi diyorum ki herkesin bu estetiğe olan düşkünlüğü hepimizi kaygılandırıyor. Çünkü artık 18 yaşında çocuklar bile doktorum benim buram şöyle, buram böyle, ben güzel değilim, ben bu topluma layık değilim, bu toplum benden ne bekliyor gibi. Biz belki de ben süper estetik... gidiyorsun, devam et. Ayağını da üstüne koy çocuğun. Böyle soyunalım, sürtünelim mi? Ay! Orada bebek pudrası versenize bir. Abartma. Abartma, ben abarttım. Arkadaşım, samimiyetten yaklaşmışsın, elini kolunu atmışsın, ha. Ayağını da bacağını üstüne koydun mu çocuğun? Süper, sor işte ya. Niye kesiyorsun? Seyirci gülmeyin siz. Soruyorum. Ben bacağımı niye buraya koydum? Hayır, burama onu soruyordun. Hiç gerçekten anlamadım. Şimdi diyelim ki ben acil olarak estetiğe ihtiyacım var. Siz hemen benim arzularımı, isteklerimi kabul ediyor musunuz? Yoksa diyor musunuz ki dur bakalım, senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Tıbben her şey normal, bence lüzumsuz diyor musunuz? Para veriyorsan yaparım. Sarp, sorsana kardeşim sen de. Ne biçim doktorsun? Nereni ne istiyorsun? Sor. Ne yapacaksın? Nereni ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Ben gayet mutluyum. Ulan niye soruyorsun? Yönetmenle ilgili. Arkadaşım. Şimdi bak, biz şunu sor, de ki sana en çok kimin fotoğrafıyla geliyorlar? Soruyu sorarken oradan öbür tarafına geçeceksin Sarp'ın. Ama biz senin yüzünü göreceğiz ve aynı bu pozisyonda kalarak geçeceksin. Tamam. Soruyu sor şimdi. Arkamı dönmüyor muyum hiç? Arkamı hiç dönmüyor muyum? Aynı bu şekilde öbür tarafına geçeceksin. Ama soruyu sorarken. Abi 3, 2, 1. Sebep yani, niçin böyle bir şey yapıyorum ki? Ben adamdan sorunun cevabını almadım. Kafamda bir şey var, yayında görürsün. Evet. Demem o ki, insanın vücut olarak ihtiyacı... Soruyu sorsana geçerken. Tam geçmiştim ya. Geçerken soruyu sorsan tam olacaktı. Ama işte onu unuttum ben çünkü... Kimin fotoğrafıyla sana geliyorlar en çok? En çok size, sayın doktorum, en çok size kimin doktoruyla... Doktoruyla. Bir şey yaşadım da şu an. Keşke ürolog yapsaydık konuyu ya. Şu an size bu estetik için başvuran hastaların yüzde kaçı, yani en Sarp'a çok... Sarp'a basarak kalkabilirsin. Efendim? Sarp'a basarak kalkabilirsin. Tabii tabii. Hayır, elinle basarak. Hı-hı. Ama şimdi konuğa öyle bir şey yapamam ben yani. Tamam, hadi sor. Size en çok kime benzeyerek, ya kime benzemek isteyerek, kimin fotoğrafıyla geliyorlar? Tabii istekten isteğe değişiyor. En çok Sasha Grey olsun. Salonda alkışlayan sapıkları gördünüz mü? Onlar henüz kotalarını doldurmamış internet kullanıcıları. Yanındaki hanımlar kiminle evli olduğunu, kiminle arkadaş olduğunu anlasın. Tamam. Sasha'yı ben bile bilmiyorum. Ben bile. Ayıflandı. Sana vermedik mi o USB'yi? Komple böyle bu akşam buluşmuşsunuz. Bütün salon akraban mı? Yok da bunlar artık ispatlandı kesin yani. Sarp. Hı hı. Sen niye pislik yapıyorsun lan? Ben pislik yapmadım. Küçük beyninle pislik mi yapıyorsun? Nohut. Ne? Davut mu? Nohut dedim, nohut. Ha, nohut. Ben de Davut anladım. İsmini ne zaman değiştirdim ya? Geç ben bu yerine, arada yatıyorum düzgün bari. Bir soru soruyorsan sor. Şimdi de şarkıcı konuk çağırıyorum de, geç yerine. Şarkıcı konuk mu? Evet.
Söyle de ki Doktor Bey, sizin yanınıza şimdi herkesin estetik olmak için resmini getirdiği şarkıcıyı çağırıyorum de. O da mı benim? Doktor mu şarkıcı mı? İkisi birden oluyor. Yok yok. Sen Davut'sun. Şarkıcı mı Davut? Hayır ulan Davut yok. Şarkıcı Davut. Ha. Nohut. Problemler ha. Nohut. Hayır bu nohut. Davut yok. Nohut pilav mı satıyorum? Davut nohutlar için estetikçiye geliyor. Tamam biz çözdük. Huzurlarınızda şimdi sizi hocam sizi bekletiyorum. Bir de şarkıcı konuğum var. Şimdi şarkıcı konuğumu söyle, alacağım. Söyle herkesin estetiğini yaptırmak için resmini getirdiği. Herkesin buna benzemek istiyorum diye sizlere koşa koşa fotoğraflarla geldi. İşte o sanatçıyı çağırıyorum hocam. Huzurlarınızda minik. Az mı söyleyeyim ya? Ha minik. Sen de geliyorsun. Öyle mi? Hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Lütfen şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Ben de buradan kaçıyorum o zaman. Hayır, gel. İki konuğum var, evet başlıyorsun. İki konuğum var, ikisini birbirine vur anca. Hoş sizden, geldiniz. Sizden çok otur yaptım. Lan, otur. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Sizi kim seslendiriyor? Bu şakaları geçelim. Bu ses estetiği için mi geldi? Ha? Ses estetiği, ha mı? Ne kadar, çocuklara çok güzel örnek alıyor. Ha, lan, normal. Arkadaşım karışma, ben onun içindeyim. Büyük geçmiş olsun. Yalnız buna dahiliye bakıyor. Hocamla tanışıyor musunuz bilmiyorum. Merhaba hocam. Daha önce size gelmiştim. Kulağımı yaptırmak için. Öğretmenim çekerken yırtmıştı. Hatırladınız mı? 4 yaşındaydım. Herhalde buradan Afyon'a kadar çekti. Çünkü maşallah var. Geri gelmiş hali buysa... Değil mi? Sen beni nereden hatırlıyorsun Tolgiş? Şuradaydınız işte demin. Mal gibi oturuyordunuz. Hayır. Geçmişine git. Ben senin geçmişini... Hatırlamaya çalışıyorum şimdi ama vallahi çıkaramayacağım. O kadar çok karşılaşmış olabilirsin. Çok yazıklar olsun sana be. Estağfurullah. İlkokul? Bir eğitim merkezi. Soru mu soruyor bana? Onları bileceğim. Arkadaşım adam senden bağlantıyı kurmaya çalışıyor. Ha bağlantı. İlkokul? Bahariye İlkokulu. Hayır. İlkokuldan sonra ne yaptın? Eve geldim işte bitti. Çok acıkmıştım eve geldim. Sonra salıncakta sandık arkadaşlarla. Parka indik top oynadık. Aniden Sarp'ın enseye şaklat ortaokul de. Şaklat. Ortaokul! Ona mı soruyor, bana mı? Ona diyor şimdi ortaokul diye. Bir eğitim kurumu. Kesin akrabayız. Ve öğretmenimiz Tasha Gray. Kadın kaç eğitim... Yapma arkadaşım. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Olmaz. Olur. Bence olur. Olmaz. Dağılalım. Şarkıcı konuk varsa, senin de aktif olman lazım. Aktif olman yerinde lazım. Duramıyorsun sen. İnanılmaz heyecanlıyım şu an. Sizleri burada görmek. İnanılmaz kıymetli bir doktorum ve Türkiye'nin nadide seslerinden minik. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptıracağım şimdi size. Bir müzisyenle bir doktor de. Ulusal televizyonda. Evet. Çanağı açayım da herkes seyredebilsin. Kaçıran olmasın. Senin kafanda ne var? Saç. Hayır şu anda kafanın içinde, tasının içinde ne var? Bre hiç anlatmayayım. Arkadaşım de ki seyirciye şimdi vaatte bulun. Seyirciye bir doktor ve bir müzisyene asla yapmadıkları bir şey bir yaptıracağım. Bir doktor ve bir müzisyene asla yapmadıkları bir şey yaptıracağım şu an. Meraklandır. Acaba aklınıza geliyor mu ufak bir şey? Kur'an çarpsın benim de gelmiyor çünkü. Çok meraklandır. Arkalarına geç. Arkalarına geç. İkisini de kafayı yaklaştır. Sen de araya gir. Seyirciye gel. Şimdi bir daha söyle. Şimdi bir televizyonda bugüne kadar hiç denenmemiş bir şey yapacağız. Bir şarkıcıyla bir estetik cerrahın hiç yapmadıkları, yapamayacakları, yaptıklarında kesin tutuklanacakları. Yavaş yavaş bir fikir oluşmuştur herhalde. Aniden aralarına otur. Aniden aralarına otur. Kolunuza bacağınıza dikkat edin. Nedir bu? Galiba omurgam pişiyor oldu. İkisinin de elini tut. Evet, şimdi programa devam et. Bir ona sor, aniden dön öbürüne sor. Evet, buyurun. Nasıl böyle? Olur. Nasıl böyle? Oğlum seni öpesim geliyor lan. Adam çok tatlı ya.
Yani arkadaşım, kötü bir şaka yapayım diyorum, yapam, içim el vermiyor. Arkadaşım ya, yapma şunu ya. Ama içim el vermiyor. Ver şuradan müzisyenin gitarını eline. Ver müzisyenin gitarını. Bir müzisyen talk show'a gelirse ne yapar? Ne yapıyorsun ya? Gitar... Gitarını ver, gitarını. Gitarım işte. Senin gitarın mı? İyi, he, tamam, ver. Ama bunun sesi çıkar mı bilmiyorum. Ya ötekini versene. Bu kabloyla bağlı. Olsun, çek kablo geldiği yere kadar gelsin. Zemek de dolamış oraya ya. Çekil. Sana gel diyen oldu mu? Bırak o yapsın. Evet, kabloyu tut sen oradan. Kabloyla beraber dans ediyorsun, tamam? Kabloyla dans ediyorsun şarkıda. Sen de o şarkıyı söylerken sanki sen söylüyormuş gibi playback yapıyorsun, tamam mı? Doktor. Ha. Evet, kalk. Evet. Şimdi o çalıyor. Şarkıyı söylüyor. Söylüyor mu? Söylüyor. Neresine söylüyor? Ağzıyla söylüyor. Mikrofon yutmuş mu? İç sesi mi bu? Fitil mikrofonlardan. Ver mikrofonunu da. Ya hocam bu oraya gelmez ki. Gelir. Telsiz o. Hangisi? Telsiz var bir tane. Ha, şu, şu, şu. Ha. Beceriksiz. Oldu mu kız? Kabloya geç, kabloya çabuk. Kablo yerde fazla hiç kalmasın. Hiç yardımcı olma, hiç. Boyu iyi mi böyle? Sarp, senin elindeki mikrofon nerede? Yok ki. Var. Şimdi o şarkıyı söylerken ilk kuplesini sen söylüyorsun, ikinci... Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Bir şey kopmuş olabilir, bilmiyorum. Arkadaşım. Niye taktın kabloyu? Kablo yere değmeyecek. Evet. Siz ikiniz de tutun kabloyu. Kablo yere değmeyecek. Tamam. O şarkıyı söylerken ilk siz düet yapıyorsunuz. Bir kuple sen, bir kuple sen söylüyorsun, tamam mı? Ben şarkıyı bilmiyorum ki. Bileceksin. Ya nasıl bileceksin? Playback ulan, ağzını oynatmaktır playback. Evet. Kablo yere değerse baştan başlarsınız. 3, 2, 1. Entarisi yalla. Entarisi ala benziyor. Dur 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 dur. Değmedi ki. Seninle ilgisi yok. Ha. Sarp gerizekalısı. Playback yaparken öne doğru gelip sağ ayağını atıp sol ayağını arkaya getirip figürlerle söylesene şarkıyı. Aa, kablo yere değer. Değdirtmeden gel öne. Tamam. Şarkıyı sen söylüyorsun. Coşuyorsun. Mustafa Keser gibisin. Lan kabloyu niye bıraktın? Sonra arkadaşıma işaretle, gözünle işaret yapıyorsun. Sen devam ediyorsun. Evet. 3, 2, 1. Bakma malak gibi. Söyle şarkıyı. Entarisi hala benziyor. Entarisi hala benziyor. Şeftalisi bana benziyor. Şeftalisi bana benziyor. Ver düeti, ver düeti. Al, al, al. Hayır. Ha. Dur. Dur. Ben bir şey yap, değdirmedim. Ama birazdan değdireceğim. Çünkü hiç görevini yapmıyor yani. Doğru söylüyor. İlk kez arkadaşım haklı. Lütfen. Ha? Bir ha? Kere o mikrofon değil. Ama ne yapayım? İşte o Sasha Grey'in mikrofonu. Elinle mikrofon yap. Daha kötü. Elinle mikrofon yap. Uzun tamam. Bir mikrofon yap. Evet. Şimdi söylüyorsun. Sonra entarisi ala benziyor. Sen söylüyorsun. Şeftali de arkadaşıma işaret. Şeftali niye orası işareti. Bana düştü? Ha? Niye orası bana düşüyor şarkının? Ne fark eder ulan? Şarkı bu işte. Ya sonra ben Instagram'da böyle... bumerang yapıyorlar onu. Ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen playback yaptığınız anlaşılmasın diye büyük büyük. Büyük. Tamam. Tamam, evet. Hazır hissediyorum. Sen şu. De biraz daha coşkulu söyle müzisyen. Tamam. 3, 2, 1. Yala! Entarisi ala benziyor. Entarisi ala benziyor. Göster. Şeftalisi bana benziyor. Şeftalisi bana benziyor. Benim yarim bana benziyor. Benim yarim bana benziyor. Kes, kes. Şimdi benim yarim bala benziyor da ona ithafen, ona yapıyorsun, tamam? Orayı ben söylüyordum zaten. Hayır, yok, benim şeftaliyi yarim... Sen söylüyorsun. Sen şeftaliyi söylüyorsun. Armut.
Benim yarim bana benziyor. Sen arkadaşıma doğru yapıyorsun. Sen de sana gelen kubleyi ona doğru yapıyorsun. Ama ağzınızı oturtmuyorsunuz müzisyenin ağzına. Benim yarim bana benziyor. Şeftalisi... Hayır, şeftali yok. Kalmadı mı? Ay, bitti, şeftaliyi geçtik. Sezonu değil tabii. Arkadaşım, alakası yok onunla. Evet, sonra o şarkının o kısmı bittikten sonra... ...şekerli misin kısmına geldiğinde kabloyu yere vurarak... Tamam mı? Haşinsiniz orada. Evet, birbirinize karşı. Tamam, şimdi benim dilimden konuşuyor. 3, 2, 1, müzisyen. Coşkulu ve büyük. Arya gibi, tamam? Evet, yola. Benim yarim bana benziyor. Dur. Kestik. Sen neye gülüyorsun lan? He? Niye gülüyorsun? Ben düet gibi algıladım. O, hani o söylerken bu da dalga geçiyor onunla. Tamam. Adamın nasıl söylediğini duydunuz. Ben sizin hançerinizde ve ağzınızda görmezsem bunu bir daha yaptırırım. Çok büyük tehdit oldu ya. Evet. 3, 2, 1. Benimin E'sinden. Benim yarim bana benziyor. Benim yarim. Hayır. Bana benziyor. Hayır. Olamaz ne çare. Hayır. O nişanlıdır. Kaytan bıyıklı. Kestik. Dur. Kestik. Ya benim sesimi biraz açar mısınız? Bu gerizekalı duymuyor benim sesimi. Burada bir şey patlayacak şu an ama... Evet. Galiba benim donumdan akan ter parazit yaptı. Sarp. Aha. Özer'cim gitarın jack'ını düzelt. Hop hop. Arkadaşım. Arkadaşının kim olduğunu söyle. Sana kim arkadaşım gel şuraya ya. Geliyorum. Sarp, sana ayır diyorum. Niye ayırmıyorsun? Ayırıyorum. O da değil ulan. Adam neresini ayırıyor? Müzisyen neresini ayırıyor? Şarkı söylerken mi? Ağzını. Ha? Evet. 3. Benim sesim bir tık açın duysunlar. Ya, tamam. 3, 2, 1. Nim'den. Evet. Buyur. Nereden? Nim mi? Nim yarim bana benziyor. Hocam, hep çalıştığımız şey bu. Ne zaman çalıştınız lan? İşte, buraya getirmek istedim lafı. Şimdi sen pası ona veriyorsun, pası alır almaz... Şimdi burada olayın şeyi, 23 Nisan çocuk şenliğinde olur ya... ...yabancı ülkelerden gelirler, oynarlar... ...sonra Kıbrıs gelir, bir anda dağıtır ortalığı. Sebep? O solo oynar. Solo çıkar, oynar. Ha, onlar free shop'tan işler getiriyor bizimkiler. Hayır! Sen olsun. Sen solo oynayansın. Bırakıyorsun kabloyu, şarkının devamında yıkıyorsun ortalığı. Kablo yere değer ama. He? He mi? Kablo yere değer. Değmeyecek şekilde havaya bırak. Sizin dünyada da yer çekimi var mı? Arkadaşım, al bir tane seyirci tutsun kabloyu. Estağfurullah. Hazır. Bir seyirci gitsin hadi, kabloya. Hadi, evet, hazır. Bir seyirci gitsin kabloya. Biraz o tarafa gitmen lazım. Yapacak bir şey yok yani. Aha, abi sen niye, deli misin? Niye böyle bir şeye girdin ya? Ama dur, sana sabah... verecek, ortaya atacak kendini. Sana vermeden tutma. İsminiz ne arkadaşım? Mert, vermeden tutma. Anlıyor musun Türkçe? Yani ben benim bölüm geldiğinde atacağım kabloyu. Atlama. Öyle bir şey yok. Mert, öyle bir şey yok. Tek mi geldin? Manitayla mı? Arkadaşım. Evet, burada bir maden bulduk. Ne olmuş Mert'e? Söylemiyor musunuz da manita olduğunuzu? Yok, söylüyoruz. Ha, söylüyorsunuz. Burada mı söylemedin? Babası mı bilmiyor? Sıçtın Mert. Mert, kızın mı babası bilmiyor? Evet. Tam çağır sahneyi öğrensin. Yok o. Sıkıntı ne, ben onu anlamadım. Ben de bilmiyorum. Hatta babasını çağıralım, o attığında sen tutarsın Mert. Hazır. Evet. Müzisyen, hatırlıyor musun nerede kaldığını? Nerede kaldın? Otelde kalıyor. Nim yarim bana benziyor. Hayır. Nim yarim hayır. Bana benziyor. Olamaz ne çare. O nişanlıdır. Kaytan bıyıklı. Delikanlıdır. Şekerli misin vay vay. Kaybaklı mısın vay vay. Yoksa sen de benim gibi. Sevdalı mısın vay vay. Şekerli dur, misin kestik, vay dur, vay. Dur. Orası müthiş oluyor. Evet. Ben... Ne? Yere değdirdin! Çocukluğundan beri umudum oydu. Arkadaş! Ha, kabloyu.
Özür diliyorum. Senin koreografını çok beğendim. Senin yaptığın hareketi çok beğendim. Sarp'a göster, aynısını yapın. Tamam. Ben hatırlasam ne yaptığımı? Arkanda ne yapıyorsun? Mikrofonu yerleştirdim. Tamam. Sen ne yapıyorsun Bumcu? Konuşmuyor ki o. Nereye lan gidiyorsun lazım, oğlum? Lazım olsan gelmezsin. Dur orada ama dik tutma. Ha? Mert'i alıştırıyor. Hazır. Evet. Hepimiz hazır mıyız? Seyirci hazır mısınız? Durabilir miyim? Ben atlayacağım yine. Demin atladın yani. Ne dedin? Ne yine diyor? Atlayacağım mı diyor. Ha? Yine atlayacağım mı diyor. Atla atla sen. Tabii aynı, yani kablonun yere değmemesi gerekiyor. Tamam. Kablonun. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Sen gösterdin mi Sarp'a? Geçen hafta evet. Hayır. Figürü... Ya ne işte aynısını çalışırken provada gösterdim. İşte hadi konuyu çarpın. Sarp onun yaptığının aynısını, tamam mı? Ha. Gel öne doğru masadan kurtul. Evet. Ayır dediğimde iyice ayır Sarp. Tamam arkadaşım sen ayırmıyorsun. Sonunda söylerken. Yapıyorsun. Tam giderken. Ayur veda. Arkadaşım. Sen söylerken ağzını ayırmıyorsun. Evet. Tamam. İçin için söylüyorum ben. 3, 2, 1. WhatsApp'tan mesaj atayım. Olmaz. Olmaz. 3, 2, 1. Yala. Benim yarim bana benziyor. Benim yarim bana benziyor. Olamaz ne çare. O nişanlı dün. Dur. Ne oldu? İstirham ediyorum. Daha kendisinin beyti bitmeden... Yani hemen topu bana atıyor hocam. Yani sanatta böyle isteksizlik ben kabul etmiyorum. Bakın Mert'e ilişkisini yakmak uğruna sahneye atladı. Ve büyük ihtimal 20 dakika önce yandı. Ama yine de... Sus ulan gerizekalı! Sırtına vurayım. Hayır sus ulan gerizekalı. Sen de gülme nohut. Nohut diye bir küfür mü olur lan? Ne oldu Sarp? Hiç. Nohut. Niye sen onun dediğini öyle yapmadın? Neyin? Ama öyle, onda değil miydi sıra? Hangi replikte lafta ben giriyorum müziğin şeysinde? Tamam, açık ve net söyledi çocuk ya. Itrinyan, tamam. Evet, arkadaşım havaya... Ben de orası. Havaya kabloyu atıyorsun. Mert, havada yakalıyorsun kabloyu. Yere düşerse kızı sahneye çıkarım, söyleyeyim. Ben oturayım mı? Nereye oturacaksın? Yok işte yere düşerse zaten oturacaklar. Sen şimdi... Yani çünkü görevim bitiyor o zaman. Yok, aynısını yapıyoruz. Tamam. Olamaz ne çare, o nişanlı dün. Sonra öne geliyorsunuz, onun yaptığının aynısını yapıyorsun, toparlıyoruz, tamam. Bu arada osurarak kabloyu havada tutuyoruz arkada. Herkes öndeyken. Kablo nasıl havada duracak? Ha. Ha mı? Hemen bir seyirci daha al. Bir seyirci daha mı abi? Çabuk ol seyirci. İki kişi buraya gelsin, biz hepimiz orada kalalım. Olmaz. Hemen seyirci git, şeyin Sarp'ın kablosunu tut. Bu şekilsine. Evet, geç o tarafa. Yalnız şöyle bir istirham. İsminiz ne abi? Alparslan. Alparslan kabloya basmayalım. Birinci isteğimiz bu. Galiba L5 oynadı. İkincisi, çok çekmeyeyim o taraftan çünkü biliyorsunuz Mini'nin gitardan jack çıkarsa ne olur? Çıkacak. Gelecek zaman. Hadi. Saçma sapan bir yere doğru gidiyoruz. Evet. 3. Alparslan sağa sola bakma. Alparslan. Siz Alparslan mıydınız? Evet. Olsun. Dikkatli olarak kabloya bakın. İkiniz de kabloya bakın. Havada tutacaksınız. 3, 2, 1. Nim'den girme artık. Tamam. M'den gir. Siz buradan evet. Mı duruyorsunuz? Öbür şekil mi? Ben bilmem. İşim bilir. Ne oluyor? Alparslan Bey buradan mı duruyorsunuz? Sarp sen nereden vereceksin çocuğa? Tamam. Hayır kablo sol... Ha tamam yani... Sarp'ın sol tarafında mı dursun, sağ tarafında mı? Ben Sarp'a bırakıyorum. Eyvah. Hepimiz aynı duyguyu yaşıyoruz Sarp. İşte öyle çok aman yavaş. Onlara aman işte yavaş ona. Jack çıkacak. Evet. Evet. M'den 3, 2, 1 yalla. Yarim bana benziyor. Hayır, hayır. Benim yarim bana benziyor. Olamaz ne çare o nişanlıdır. Kaytan bıyıklı, delikanlıdır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay dur, vay? Dur kestik. Kaymak... Arkadaşım mükemmelsin, dur. Teşekkür ediyoruz hocam. Dur. Dur. Sahneye 6 tane seyirci al çabuk. 6 al, onların akrabaları da gelsin. Hemen burada, sahneye benim, 6 kişi çıksın çabuk. Ve arkadan gelen 19 kişi zaten olayı bitirdi. Evet, şimdi...
Aranızda sayı saymayı bilen var mı? 18, tamam. 18 şimdi... Doğru söyleyin yalancılar. Evet, biraz açılın, biraz açılın. Biraz açılın, çıkarın üstünüzü, çok sıcak zaten. Abi şu zincir minciri içeri sok. Şey, ışıma yapıyor kameraya, evet. Ne oldu? Çünkü bununla yarım saat uğraşacağız. Orada marka yazıyor ya. Nerede marka yazıyor? Artık yazmıyor. Dolunu taktın çocuğa. İstersen içindekini takayım. Orada marka yazıyor, sonra uğraşmayın diye. Ulan marka yazmasın diye don taktın, daha kötü. Markadan tamam. 50 bin lira ceza yiyoruz, dondan 500 bin lira. Demek ki bunların göte karşı bir alerjisi var. Değil mi? Ya rahat ol abi. Bakayım marka. Marka var mı? Yok, marka var mı diye bakıyorum. Seyirci, siz niye alkışlıyorsunuz sahnedekiler? Evet, arkadaşım kalk ayağa. O ne yapıyorsa aynısını yapıyorsunuz. Evet, hazır mısınız? Sor. Garibim, hala aynı dertte. Kabloyu tutuyor muyuz? Çünkü kayınpederi görür gibiyim de. Sen kayınpeder seni bir yerden gözüm ısırıyor dediğinde kablo tutanım dersin. Tamam. Evet. Büyük şakaydı gerçekten. Nereden düşündün? Hala anlamakta zorlanıyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Akıl dolu. Sen niye gülüyorsun Sarp Bey'in sizi? Benden çıkmadı o ses. Kimden çıktı? Apasen senin çıktı o. Senin mi apasen? Saçları evet. Fönlü. 3, 2, 1 arkadaşım oradan alıyorsunuz. Nerede? Burada. Şekerli misin vay vaydansa. Oradaki koreografin çok iyiydi. Herkes senin yaptı. Hay ayaktan. Hayır, yerdeydik. Diz üstü atlamadan. Hayır, hayır direkt. Atlamadan. Benim yarimi bilemeye kaytan bıyıklıdan falan önce ben buradaydım. Tamam, o zaman oradan gir. Buradan giriyorum. Hayır, size. Havadan gir. Çünkü herkesin atlamasını istiyorum. Sayın hocam, gençliği şimdi heder etmeyelim. Bir şey olmaz. Olur, onlar alışık değil. Olmaz. Olmadı, arkaya doğru atlatıp düzeltiriz. Yenge, sizin tül kesin patlar, söyleyeyim. Ha bir de o iki parça mı? Çünkü sürtünce iner o. Arka kamerayı aç. Ablacığım sen... Zaten açık. Ablacığım kollarınızı bağlamayın. Kolları açık tutun. Kolları açık tutun. Kolları açık tutun. Ha. 3, 2, 1 Nerede? Bütün grubu sen yönetiyorsun arkadaşım. Bütün grubu sen yönetiyorsun. Hiç umurumda değil. Bunu hisset. Evet. 3, 2, 1 Yalla. Olamaz ne çare, o nişan mıdır? Kaytan bıyıklı, delikanlıdır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey? Hey, uzat! Hey. Uzat! Size özel mi? Adamın, sen playback'isin ya. Playback'inim. Sen ağzında göreceğim onu. Bak orada o hey derken kalkıp bütün çocukların yanaklarını okşayıp öne gelip selamını ver bitir. Evet. 3, 2, 1 oradan. Kaymaklı mısın? Büyük alkış seyirci. Bütün seyircileri gönder. Abi çok teşekkür, yorduk valla. O kadar yoruldun ki. Don kalıyor mu? Don kalmasın. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Enişte çok teşekkür ediyorum. Seyircileri gönder hepsini. Alparslan çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Mert'cim çok sağ ol. Çok... Mert, kabloyu düşürdün. Ne yapayım, gittin mi? Arkadaşım kızı al sahneye, kabloyu düşürdü. Yok yok, yapma çocuk şimdi. Evet, gönder Mert alkışlarına. Dima temiz bir çocuk, kaybetmeyelim. Sağ ol Mert. Bravo, bundan sonra sana konuk almayacağım. Teşekkür ediyorum hocam. Konuksuz mükemmelsin. Evet, sağ olun hocam. Harikaydın ya. Estağfurullah hocam, doktorumuz ve müzisyenin şarkıcımızı... Müzisyenin, şey, doktorun nasıl ayırdığını gördün mü ağzını? Ha, ben o öbür tarafta kalmıştım. Mükemmeldi. Evet. Gir yanlarına.
Çok samimisiniz şu andan itibaren. Aşırı samimisiniz. Artık bu... Çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsin. Gerçekten. Çok, alayım ben onu çünkü mikrofon... Çok teşekkür ediyorum. Evet, ay arkadaşım. Mi? Arkadaşım. Alın teri oraya kadar akıyor. Ya. Çok samimisiniz. Otur yanlarına evet. Ve sohbeti yumuşat sonra sonlandır. Evet. Evet. Hakikaten iyi ki geldiniz. İyi ki. Çünkü memlekette herkesin hangi meslekten olursa olsun insanların bir araya gelebildiğini, aynı dilden konuşabildiğini görmesi açısından örnek bir gün oldu. Bir cerrahımızla... Ellerini tut, ellerini tut konuşurken. Bir cerrahımızla... Onların ellerini tut. Onların ellerini tutarken onların eli birbirine değsin, seninkiler değmesin. Şimdi önce onunkini tutun çünkü anca iki elle tutuyorum, sonra seninkini tutacağım. Çocukluğunu nereye harcadın bil. Şimdi... Evet. Ya pislik dedik, yapmadan evet, duramıyor pislik musun? Pislik yapma lütfen. Yani bu yaştan sonra pislik yapma artık. Yani müzisyen dedik bağrımıza bastık. Çıkan şeyler altında nasıl gerçekler çıktı ya? Hiç. Hakikaten sizleri bir arada görmek, burada olmanız benim için şeref. Beni şeref ihab ettiniz. Ne demek, ne demek? En son şarkımı sana yazacağım. Kim bu? Yapımcı mı? Ben içindeyim ya. Benim mi? Hayır. Onu konuşuyorsunuz. Hakikaten şeref ihab oldum. Ne demek, ne demek? Şeref duydum demek. Ne demek? Allah Allah, anlamıyorum. Şeref duydum. Şeref duydum. Ne demek diyorum? Siklet bunu şey yap. Seni de geldiğin için hakikaten çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ne demek? Fazla sizin... Evet. Evet sevgili konuklar. Bir, ne bakıyoruz biz burada programının daha... Sonuna geldik. Ne güzel gidiyordun. Sonunda arabayı duvara vurdun ya. Evet. Çok güzel. Evet. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Hayır hayır. Onlarla beraber kalk gelene. Berabere kaldılar. Kalk gelene. Ha. Kalk gelene. Hakikaten. Elleri sallayarak gel. Evet. Gel ve orada yap konuşmanı. Evet. Hakikaten. Evet. Yukarıda yanlış tele dokundular demek ki. Hakikaten sevgili salla. Dostlar. Efendim? Salla. Konuşurken salla. Yani benim iki tane Rolls Royce'um var. Hayır öyle değil ya. Elleri salla. Niye hayır dedin ki? Rolls Royce'a mı? Ha sallıyorum zannettim. Ha. Şimdi... Şimdi sizleri bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum ama şunu bilmenizi istiyorum ki... ...bütün ülke adına kıymetli bir insansınız bizim arkadaşım için. Arkadaşım ya finali hiç şık olmuyor. Ellerini arkadan değdir önden değdir konuşurken. Şimdi biraz kayropraktik yapacağım. Hayır. Bak onların ellerini tutuyorsun ya. Evet. Bir arkadan elleri değdiriyorsun birbirine bir önden. Ay işte ha. Ha bu. Konuş. Evet. Sonra yap final anonsunu evet. Bitir. Evet. Evet. Hakikaten dostlarımızın bugün burada bizlerle olması, bizleri seçmesi, yoğun iş programlarının arasına bizi sıkıştırmaları bizim için son derece kıymetli sevgili izleyiciler. Sizleri bir daha burada ne zaman görürüz bilmiyoruz ama yüreklerimiz, gönüllerimiz her zaman sizinle. Sayın Hocam, Sarp ve... Çok kıymetli müzisyen Özer, Minik, sizleri sevgiyle selamlıyorum. İyi ki geldiniz. Hadi şey yapalım. Hadi bakalım. Süperdi. El sallayarak gidin, el sallayarak gidin. Ha, yok. El sallayarak. Gidiyor muyuz arkadaşlar? Gidiyorsun. Görüşmek üzere. Hadi müthiş olun. Bizim Dağ Deviren hazır mı? Duba mısın? Ne? Hani, niye parlayıcı şeyler var üstünde? Parlayıcı? Evet. Yanabilir anlamında mı? Hayır hayır. Uzaktan şey selektör yapınca parlayan cinsten kumaş. Yapmayın. Ben yapmadım lan. Senin giydiğin şeyi söylüyorum. Yok bunu Ilgaz verdi işte bu. Tamam neymişsin sen? Neye verdi bunu sana? Pompacı mı? Benzincide pompacı falan mıyım benim? Bilmiyorum tarz... işte. Bilmiyorum hocam ben nasıl arzu ederseniz. Sen temizlik işçisi ol. Tamam hocam. Süper fikir değil mi? Olağanüstü. Şu an ağzından elim ayağım titriyor yani. Hiç...
İnsan bir şey bu kadar arzu eder de. Öteki de sana göre mi girikti? Evet, o da Türk Dil Kurumu'nda çalışıyor. Ya anladınız işte. Öteki de senin babaları gibi falan Girik'ten gelmiş buraya. Ötekinin de giyikliği senin mi gibi aynı mı? Evet hocam, herhalde o tarz. Ben görmedim arkada. Ben tek geliyorum. Arkadaşım. Evet hocam. Bir soru soruyorum sana ya. İşte cevap verdim ben de. Bir göstersene. Hayır. Çocuk gelsin de göstersin. Sarp gel. Ha? Ona söyleseniz hocam, ben şey yapmadım. Ha, bana benziyor. Evet, benziyor. Ilgaz mı verdin? Ilgaz mı? Ilgaz. Ilgaz. Ilgaz hep aynı çift alıyor her şeyi. Daha ucuza sana geliyor. Sana bir güzellik herhalde gelmiş ama bu renk. Seni açmış yani. Basur'dan sonra böyle oldu. Neden sonra? O ataları onun şeyden geliyor. Hemoroidlerden geliyor. Doğru mu Sarp? Hangisi? Atalarının hemoroidlerden gelmesi. Neden? Hemoroid. Hemoroid, evet. Hemoroid. O özel bir gezegen. Plüton'un hemen arkası. O sağ çaprazda duran. Şaka yapmayın be. Millet sizin şakalarınızı dinlemeye gelmedi buraya. Evet hocam. Arkadaşım, temizlik işçisin. Verin aletlerini. Ama ben hocam eskisi gibi şey yapmıyorum. Lütfen madem böyle bir şey yapacağız. Yani biz uyuşuyoruz da. Rollerin derinliğini bir şey yapalım. Yani karakterleri oluşturalım istiyorum ben. Mesela? Mesela işte yani karakterleri belirleyelim yani. Öyle boş boş tamam oynamayalım istiyorum hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Belirleyelim karakterleri. Tamam. Ben ne buyum olmak istiyorsun? Buyum ben. Tamam. Sağ olun hocam. Sarp, ben sen? De buyum. Tamam. Çok evet derinlik oldu karakterlerde. Hayır yani nereden gelmiş, ailesi nereden gelmişler, İstanbul mu burası? Buralar. Tamam bak sana şey yapalım. Sen evet, bunlar önemli şeyler. Sen 3 tane üniversite okumuşsun. Evet. Sonra işe girmişsin. Niye sen, onları aradığımı bulamamış mıyım yani? Bulamamışsın. Bulamamış. Sen -3 üniversite okumuşsun sen. İşte şaka geldi. Hadi bak -3. Yani arkadaşım -3 üniversite ne demek? Biz birbirimizi götürüyoruz. +3, -3. Bir bok okumamışız yani beraber. Evet, alın süpürgelerinizi. Evet, süpürgelerimizi al alıyoruz. Ha, cadıyız aynı zamanda. Süpürgelerinizi alın. Evet, şimdi sizin özelliğinizi söylüyorum. Özel bir kuruluştayız herhalde değil mi hocam bu el yapımı? Ne o? Bilmiyorum bu. Bu da sağa sola gidip gelmesi için. Güzel olabilir, fantastik bir hikaye. Hani uçaklarda oluyor ya flap. O tarz ya, bir şey herhalde bu. Bozma, ne olur bozma. Böyle yapıyorum ya, buraya dönüyorum. Bozma böyle benim hikayemi. Hazır hocam. Ben seni birine benzetiyorum, çıkaramıyorum bu tipini. Ben de yani fırsat olsa sizi benzeteceğim birine ama. Rakip Balboa. Aa, doğru. Evet, kendi bokunu temizliyor. Maçtan sonra. Süper fikir. Ağzını göreyim. Ona sen alışıksın. Hayır. Rakip ağzı yap. Evet, konuş. Adrian. Konuş. Adrian. Süper. Tamam, neyse sen... sana arkadaşlar arasında Rocky diyorlar. Yok yok hiç. Ben de evet sevmiyormuşum, vazgeçmişim. Niye? Ben daha oturaklı birini oynamak istiyorum. Ya, mesela? O, mesela yani daha böyle daha oradan konuşan birisi ya. Süper. Yani kendi içinde bütünleşmiş ama bazı şeyleri de içine yediremiyor. Yani bazı yani erkek hormonun verdiği o sertlik var ama bir kadına gösterilecek ilgiyi de memlekette en iyi ben gösteririm hissiyatıyla yaklaşan bir temizlik işçisi. Mesela elma... Aynı zamanda da elektro gitar çalabiliyor. Mesela aynı o adam olsan evet, elma soysam yer misiniz de Sarp'a? Elma soysam yer misin? Bence atık yer. Yani. Benim bile canım çekti. Senin karakterin şahane. Sarp, sen onun tam tersi, tiz sesli biri ol. Onun gibi konuş ama inceden. Elma soysam yer misin? Mükemmel iki karaktersiniz. Teşekkür siz ederim. Siz sanatçı görevlilersiniz. Siz bu mahalleyi temizlemiyor, aynı zamanda bu mahallenin sanatına hizmet ediyorsunuz. Evet. Nasıl ediyorsunuz? Hiç bilmiyoruz. Süpürürken ikiniz de aynı yöne dans eder gibi süpürüyorsunuz. Müzisyen. Allah'ın emri, mutlaka bir yerinde durmayalım zaten. Müzisyen, bak. Barararararam, darararararam. Böyle bir şey çalacaksınız. Sen, evet. Darararararam, darararararararam, darararararararam. Yavaş yavaş onu yalnız bırakalım. Bir şey yaşıyor çünkü şu an. Şimdi biraz vakte ihtiyacınız var mı hocam yalnız başına? Karşılıklı süpürüyorsunuz, süpürgeleri dans ettiriyorsunuz ve sen öyle konuşuyorsun, sen öyle konuşuyorsun. Ha. Evet. Ama evet, daha mi yavaş hareketlerle. Çok böyle dans ben eder gibi. Ben zaten hızlı değil hareket edemem hocam. Tamam, geç sola arkadaşım. Sen de sağa geç. Ama süpürürken gözlerinizi birbirinizden ayırmıyorsunuz, tamam? Biz hangi ülkenin temizlik işçileriyiz? Stockholm. Böyle bizi bu mahallede çok barındırmazlar. Stockholm.
Bir gün. İkinci gün göremezsiniz biz burada. Arkadaşım geç sola dediğimi yap. Seyirci gülmeyi kes. Şu dakikadan itibaren herkes ciddi olsun. Çalmayın be. Çıkalım mı hocam? Hayır. Sarp dön öne doğru. Süpürgeyi önüne al. Evet sen de. Arkadaşım. Süper. Ben sen de parmağın ucuyla tut Sarp. Ben haydi dediğimde... Çok özür dilerim. O kadar duyulacağını tahmin etmemiştim. O şey gibi hani hortumu tutarsınız bir anda açınca şey olur ya. Ta ilk perdeden beri. Süpürgeyi salla da. Efendim? Süpürgeyi salla da yayılsın. Evet. İşte zaten bunun amacı o hocam. Nohut pilavdan sonra... Yapma şunu. Hazır hissediyorum. Parmağınla tutuyorsun. Müzik başlar başlamaz. Mahalleyi temizlemeye başlıyorsunuz. Göz gözesiniz. Hemen bir seyirci çıksın sahneye. Bir seyirci çık. Prodüksiyon elma ver seyirciye. Sayın hocam bin kişi var. Kadın mı erkek mi? Erkek çıksın. Çocuğu yarı yolda gördü erkek. Hoş geldiniz abi. Bir tane elma verin çocuğa. Abi o telefon orada... Karşıdan ilgi çeksin diye mi? Çünkü telefon olduğu anlaşılıyor yani. Seni anlamıyor. Türkçe biliyor musunuz? Evet. İsminiz ne abi? Şafak. Efendim? Şafak. Şafak Bey, hoş Şafak geldiniz. Neden telefon orada diyor? Pantolonda. Pantolonla beraber gelmiş hocam. Hayır. Arkada cebin yok mu? Var ama daha çok dikkat çekiyor. Ben gençliği tanıyorum hocam. Üzüntüm ondan. Sen telefonu müzisyene ver giderken alırsın. Benim de gözüm oraya takılıyor. Evet. Şimdi sen solda dur kameranın yanında. Ben gel deyince... Bizim bugün boş günümüz olsun mu hocam mahallede? Solda kameranın yanında lafında anlamayacak ne var? Evet. Ya, evet ona göre sol. Bakın ben mesela oyum. Siz bu şekil. Bu şekil. Çocuk ben tabii, yürü dediğim... iPhone'un olmayınca dengesi gitti o. Doğuştan hazır hissediyor. Çok güzel. Elmayı yemeye başla sen orada. Ben yürü dediğimde yürüyüp elmayı yola atacaksın bunların temizledikleri yere. Evet 3, 2, 1 göz gözesiniz. Müzikle beraber dans ederek... Arkadaşımız ara sıra konuşuyor. Ama sen acele etme tabii. Erkekten mi yiyeceğim? Evet çek. Ne diyorsun Şafak? Mikrofona da bir... Erkekten mi yiyeceğim? Neyi? Elmayı. İlk kez mi yiyeceksin? Niye soruyorsun? Siz öğrenci misiniz? Evet. Nerede? Gaziantep. Olsun. Hayır, hangi üniversite? Gaziantep. İki tane var, bir tane var. Yani. Yani mi? Yani bir var da salı günleri iki oluyor. 2-3 tane var ama emin değilim. Emin değilim. Aynen. Tamam. Bunun sen hangisine falan... gittiğini biliyor musun? Her hafta aynısına mı gidiyorsun? Seçmeli hocam. Hazır hissediyoruz. Niye bu mahalleye geldik lan biz? Evet arkadaşım soldasın parmak ucunda. Evet 3 2 1 aynı şey ters yöne aynı hareketlerle tamam müzisyen. Ters yöne evet. Müzisyen Bumcu şu anda sana ihtiyacım yok. Evet. Müzisyen biliyorsun değil mi ne çalacağını? Herkes muallak. Sen o peçeteleri niye tutuyorsun orada? Hazır. 3 2 1 başla. Gözlerinizi ayırmayın. Bu ne öyle? Ya böyle mahalle olmaz ama. Ne oldu? Olmaz ama yani biz... Ne olduğunu söyle. Böyle dans ediyor. Kim? O. O turuncu öyle dans eder. Sen yeşilsin başka türlü edersin. Her insanın karakteri başka. Onun sopasıyla seninki bir mi? Etnik konulara girmeyin hocam. Hayır, elinizdeki sopalardan bahsediyorum. Evet hocam. Evet. Evet. Üç. Ya seyirci, bugün özel mi geldiniz ya? Çok güzeller ya. Vallahi. Vallahi çok güzel. Evet. Maşallah. Üç, iki, bir, başla. Bir orası Kafkas Mahallesi falan mı? Benim neden? Öyle bir havası var. Arkadaşım, ben tarzınıza... ha? Tarzınıza... O dizleri kıracaksın en sonunda. Karışmıyorum tarzınıza. Ha, protez ya. Bak ama büyük büyük değil. Bak bu küçük hareketler küçük benim için güzel, çok böyle iyi. Böyle bir ama dalgalanma. İç içe geçirin sonra tamam mı? Tamam. Süpürgeler birbirine değişsin. Sen tamam. Nereye gidiyorsun gerizekalı?
Ne oldu? Çalıyor mu? Gaziantep'te bir rezillik. Sahnede manitası arıyor. Arkadaşım aç şu telefonu. Komple içini mi? Hayır, aç bak kim arıyor. Garanti kapsamın. Annen arıyor oğlum. Aç konuş. Ya, aç ben konuş. Kadını yüreğine indiremem şu an. Aç. Ya annesi arıyor. Aç. Bir şey söyleyeceğim. İki defa aramış. Allah muhafaza acil bir şey olabilir. Aç sor. Anne ne oldu de sahnedeyim de. Anneciğim bir bok yedim sahneye telefonla. Telefonla çıktım. Konuş. Ömür boyu YouTube'da olacağım. Sen bumu çok yaklaştırma. Allah belanı versin diye girmesin kadın. Biz de bu arada birkaç milyon dolarlık bir projeye devam ediyoruz. Aynen. Özellikle sordum kadın dur, mı erkek konuşuyor. Mi? Kapatıyorum. Teyzeciğim, dünya ile kapılarını kapatıyor. Yanlış anlamayın. Yok değil mi bir sıkıntı? Ters bir şey yok. Devam et mi dedi? Evet, hazırız. 3, 2, 1, başla. Cilveli. Ya ne? Hadi. İşveli. Dün daha çekirdek kabuğu temizledim. Atmayın şuraya kabukları. Orhan Veli de mi geldi mahalleye? Gayipten bir ses geliyor. Ben anlamadım ki. Arkadaşım ya sana dıştan oyun veriyorum. Sonra kendimi sökeceğim. Şey çıkaracağım. Kendini neler yapıyor ve son derece mutlu. Arkadaşım şey süpürgeleri değişiyorsunuz. Birbirinizin içinden geçiyorsunuz tamam mı? Evet. Hazır hissediyoruz. Daha ciddi Sarp. Daha sert. Ha? Yürü, yürü. Yedin mi elmayı? Daha yeni mi yiyorsun? Demin anneden fırça yedi, şimdi elmayı yiyor. Dur, dur, dur. Ne oldu? Ne oldu? Elmayı sıçtı direkt. Korkudan yutunca tek çıktı. Şafak, ben sana elmayı yedemedim mi? Şafak, sana elmayı yedemedim mi? Yedin mi? O nasıl bir ağız oğlum? Şafak, elmayı ısırdın mı? Isırdım. Ama atılacak kadar ısırmamışsın. Al onu, atılacak hale getir. Hocam. Ne? Şimdi çocuk mikrop kapar, Allah muhafaza. Hayır, sahne tozu o, bir şey olmaz. Öyle değil lan o. Hacı, yeme, yeme. Yeme, yiyormuş gibi yap. Gel, at tam arkadaşımın göğsüne değsin, oradan yere yok, düşsün. Yok, yok, direkt ağzıma girsin. Nasıl? Arkadaşım, sonra kavga çıkacak ama sen o adam gibi konuşuyorsun. Sen de o adam gibi konuşuyorsun. Hatırlıyor musunuz? Hadi. Hatırladım, o şeyde vardı. Urfa'da bir adam vardı, onun gibi. 3, 2, 1, gel Şafak. Ha? Göğsüne. Abi eve gittik, daha yeni soruyor Şafak ya. Şafak, atacağın bana geleceğim. Demek ki sen orada bir yerdesin. Oraya geçeceksin, oradan atacaksın elmayı. Ben göğsümde yumuşatacağım. Bravo. Oradan geliyorum. Yok, Şafak, o... istersen Afyon'dan gel ama buraya gel. Kurban oldum. Evet, 3, 2, 1, devam edin. Çözeceğiz mi çocuklar? Devam et. Şuraya. Abi çok özür diliyorum. Oluyor. Şafak bu. Alıştınız. Müzisyen, müzik dur, müzik dur. Arkadaşım. Ananan. Ben de aynı şeyi düşündüm hocam. Aynı şeyi düşündüm. Şimdi bak, çocuk attı, yere düştü. Müzisyen, anladın mı ne dediğimi? Yapıyorsun, dönüyorsun. Şafak, sen niye arkaya gidiyorsun devamlı? Sen Şafak... atmışsın, karşı karşıyasınız ve arkadaşım sen konuşmaya başlıyorsun. Bir baba gibi nasihat edip aynı zamanda ağzına payını veriyorsun. Tamam. Evet, 3, 2, 1, Sarp sen de hep destekle, tamam? 3, 2, 1, buyurun. Atıyormuş gibi ya. At. Delikanlı çok affedersin. Birazcık buraya gelir misin? Ne var amca hadi? Ne var amca desene? Ne var amca? Seni demin annen aradı. Niye açmadın? Elimizde büyümüş mahallenin. Delikanlı sana yakışıyor mu ya? Sen elmayı atıyorsun sokağa. Elmayı bulamıyor mu? Ne yaptım ki de? Ne yaptım ki? Bir kere garip konuşuyorsun. Elmayı attın.
Senin işin değil mi? Temizleyeceksin, atarım senin de. Senin işin değil mi? Temizleyeceksin. Sen okuyan eden bir delikanlıya benziyorsun. Sana böyle konuşma hiç yakışmıyor. Bir keresinde attın şey bir nimet. Değil mi? Evet. Nimet atılmaz. Sarp, destekle. İkincisi de ne yapıyorsun? Sen bu emek işçilerine karşı bir saygısızlığa bulunuyorsun. Yakışıyor mu sana? Yakışıyor. Bence de yakışıyor Şafak. Bence de yakışıyor. Sarp sen daha sert davran. Döveyim mi döveyim mi diye saldır. Döveyim mi? Evet. Amca onu şey yaparken sen saldırıyorsun. Sen o kadar şey tecrübeli bir adam değilsin. Sen döveyim. Agresifsin. Döveyim mi? Dövebileceğine inanıyor musun? Ben çok inanmadım. Arkadaşım sen tekrar nasihat veriyorsun. Elin onun ensesinde. Evet sen sopayla saldırıyorsun. Döveyim mi döveyim mi diye evet. Görüyor musun ne yaptığımı? Döveyim mi? Görüyor musun? Döveyim. Aynen böyle bir şey yapalım. Senin de başına bu gelebilir. Döveyim. Kestik. Arkadaşım, küçük sığıra gösterir misin nasıl yapacağını? Neyi hocam? Dövmenin, saldırmanın nasıl olacağını. Yani şeyle yapabilirsin, şöyle oluyor genelde. Sen ağzını birine kurarım. Evet. Beni sinirlendiğin takdirde bunu kafana vuracağım. 3, 2, 1, tut şafağını enseden. Tabii bu kadar öfkeli olmayabilirsin. Senin ağzını burnunu kur. İstersen sen bugün izin al, ben hallederim. Şafak, sen o sana öyle yapınca sen onu ittir. Onu ittirince arkadaşım, müzisyenler... ...dananana senin içindeki Rocky çıkar bir anda ortaya. Tamam. Sopayla girişirsin. Önce sopayı göster ama. Sopayla tanıştır şeyi, şafağı. Sonra döv. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Senin ağzını burnunu kırarım. Dur dur, deliriyorsun arkadaşım. Yavaş yavaş delirdiğini hissedelim. Alttan al, alttan al delirmeyi. Psikopatlaş. Sopayı görüyor musun? Dilini ısır. Bu sopayı. Dilini ısır. Hayır, kendi... He? Kendi dilini ısır, psikopatlaştığını görelim. Uzun zamanlardan beridir kimseye karşı bir saygısızlık, bir kabalık yapmamaya çalıştım Şafa kardeş. Fakat... Isır! Senin bana... Seni burada cümle aleme deres olsun diye dönmek istemiyorum. Çünkü... Tanıştır sopayla! Tanıştırayım. Haydar, Şafak. Devam et çok iyiydin dilini ısırarak. Haydar, Şafak. Hayır hayır şey dövmek istemiyorum deyip dalacaksın o sırada. Ben öyle bir şey yapamam ya bir gence. Sen tam dalarken bir ses duyulacak. Evet. Bir tane bayan seyirci al sahneye. Dalabilirsiniz diyor ya. Bir bayan seyirciye, bir erkek seyirci al sahneye. Çabuk. Bir bayan, bir erkek. Sayı evet. Çok net. Bir bayan, bir... Sayı çok... Tamam, geldi bir bayan, bir erkek. Tamam, gerisi inebilir. Galiba kalbim sıkışıyor. Evet. Hanımefendi, isminiz ne? Ezgi. Sizin olsun. Beyefendi? Onur. Yalnız ben şunu çıkartayım. Bir tek o anormal zaten. Onu çıkar. Yok, o oradan görüyorum. O niye öyle abi? Şimdi artık görebiliyorum. Yok, yani. Kafadaki niye böyle? Hangisi? Kafadaki. Özel bir şey mi? Bir tek siz anlarsınız, saçta problem var çünkü. Ha, tamam abiciğim, okey. Ezgi Hanım, yukarı çıkın. Siz yaşlı bir hanımefendisiniz. Onur, sen de onun kedisisin. Çık yukarı. Serkan, Ezgi Hanım'a göz kulak olun da oraları bilmiyor. Ezgi Hanım, düşmemeye dikkat edin, tamam? Düşerseniz de ses çıkarmayın, seyirci anlamasın. Büyük tazminatı var. Evet, sen şey, kedisin, kedi. Evet, kedisin. Oranın istihap haddi 4 kişi biliyorsunuz. Önemli değil, kedi 9 candır, bir şey olmaz o. Kedisin sen, Onur. Diğerleri bir canlı. Nasıl kedi olayım? Ön ayaklarını yere koyar. Ha, Ezgi, sen bir yaşlı bayansın, o da senin kedin. Evde yangın çıkmış, bağırmaya başlıyorsun. Arkadaşım, sen psikopatsın, tam oğlanı döverken... Sesi duyuyorsun ve ona yardıma koşuyorsunuz. Şafa yerine gönderiyorsun sonra. 3, 2, 1, buyurun. Yandım mı? Bir şey olmaz. Camı aç. Yanıyor. Gazı bırak aracana. Sen benim yanımdaki çalışan adama karşı böyle bir şey yapamazsın ya. Bağır. Ay. Sen de. Bağır. Yandım mı?
Arkadaşım sen bu mahallenin görevlisisin sen. Sesi duymuyor musun Yasin ya? Ya saçmalama. Daha güzeli, üst katta daha güzeli var. Onu kurtarırız. Arkadaşım saçmalama. Kadının kedisi var. Yardıma ihtiyacı var. Evet Şafak, sen ona kafa tutarken Şafak'a psikopat yap. Ben bağır deyince bağıracaksın. Psikopat! Arkadaşım bak bana doğru konuşacaksın ha? Doğru konuşacaksın benden. Benle doğru konuşun. Yeter artık. Bazı şeyleri yaşamak istemiyorum ha. Yeter artık. Sert bir şey yapsana. Oo. Bağır. Oo. Sen değil. Ya konuşman manyak, bağırman manyak. Bunu benim yanıma niye verdiler ya? Mahallede en ufak titrim yok. Gir araya onu sakinleştirmeye çalış. Evet ya, gir. Çıldıracağım vallahi. Adam hiçbir şey yok gibi duruyor ya. Girsene sen. Tamam tamam abi tamam ya. Ya lütfen ya bu. Bak bunu göndereyim yukarı yansın bu. Kestik. Arkadaşım bir adım öne gel. Bir adım. Gene bana girdi ona. Neden yapmıyorsun? Şimdi şöyle bir şey var hocam. Bir şey yok. Açıklama yapma. Lütfen bozma şunu. Sen psikopatsın, şey dayılanıyorsun. Sarp araya giriyor, seni kurtarıyor. Ezgi bağırıyor. Tamam mı? Ezgi ile konuşurken o sırada kediyi görüyorsun. Ve çok kedi seven bir insan olduğun için hemen yardıma koşuyorsun. Tamam. Tamam. Yukarıya çıkamıyorsunuz çünkü merdivende de yangın var. Evet. Nasıl çözeceksin? Alttan perde kolunu keseceğiz. Bina çökecek. Onlar ölecek ama yangın söner. Hayır. Sen Sarp'ı kaldıracaksın. Sarp sonra seni yukarı çekecek. Sarp 76 kilo. Tamam. Tamam. Hayır anlaşalım istedim. O zaman Şafak da yardım etsin size. Üç. Şafak. Evet. Ya kendi başına çişini yapmıyor Şafak. Böyle duruyor. Kavga edeceğim diyorum böyle bakıyor. Elma ye diyorsun böyle bakıyor. Üç, iki, bir buyurun. Aa vallahi bak. Delikanlı tamam, bak. Tamam, bir dakika, tamam, bir dakika, tamam, bir dakika. Tamam. Bana öyle bağırarak konuşma. Sesim beni çok tahrik ediyor. Lütfen delikanlı. Dal sana. He? Dal ulan. Hayır. He? Şafağa dalacaksın. Sen şafağa dalmadığın tamam, için. Tamam, hazır. Şafak biraz böyle gelebilir misin abiciğim? Senin bu cepte ya telefon fırlayacak ya bilmem ne fırlayacak değil mi? İlla bir şey fırlayacak. Evet, yaşı var her sen şeyin. Sen şafağa dalacaksın. Evet. Vurmaya çalışırken devamlı Sarp'a vuracaksın. Ha, tamam. Sarp'ı da ayıracaksın. Ha, tamam. 3, 2, 1. Buyurun. Abi sen ne istiyorsun Şafak? Dediğini hiç duymuyoruz ya. Ne dedin? Sen ne istiyorsun? Çekileyim mi böyle? Hani vurursunuz. Sen rahat ol. Ben ayarlarım onu. Deneyeceğim yani. Belki bugün beceririm. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Hocam. Ya tamam. Sakin ol ya. Ya bir dakika. Bir ya, dakika. Hayır. Seni parçalarım ha. Delikanlı, bu mahalleyi... Ya, gel. Teşekkür ediyorum. Yıllardır vurmak istiyorum buna ya. Bu ses nedir ya? Hanımefendi! Bağır! Yangın var! Onu biliyorum. Ya! Böyle alev çünkü yangın ver diyor bana. Allah, ben de resim yapıyorsunuz sandım. Hanımefendi, sakin olun. Hemen camdan atlayın. Arkadaşım! Ben silerim hocam. Arkadaşım! Mevzu sadece yerlerin kan değil. Olması değil. Değil, değil. Bir hayat sanır. Ha? Sıçrarda. Hayır. Evet. Niye sıçrasın? Yönetmen tamamdır. Hayır arkadaşım. Evet. Niye sıçrasın? Sıçramaz. Zıplamaz ki. O külçe olduğu için pat diye kalır yerde. Yok kan sıçrar. Ha tamam. Aha, evet. İnanılmaz yöresel bir gündeyiz. Hazır. Evet. Sen şey konuşun. Bir sen cevap ver, bir Sarp cevap verin. Tamam mı? Evet. Sırt sırtasınız Sarp'la. Bize dönüp konuşuyorsunuz. Sonra sırt ne yapmanız lazım? Sırt sırtayı size dönüp konuşuyoruz. İkinizden birinizin kaldırması lazım. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ne yapacağız? Ezgi bağır. Yangın var. Sus bir dakika. Kedi bağır. Miyav, miyav. Sakin olun, hemen yardım edeceğiz. Geliyoruz. Şimdi bak sen şöyle yapacağız. Kadını kurtarmamız mümkün değil. Kadına diyeceğiz ki önce kediye atın. Kediye attığı zaman biz çekileceğiz. Kedi ölecek. Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Sonra bekleyeceğiz. Orası cayır cayır yanacak. Ve biz çok üzgünmüşüz, yetişememişiz gibi davranacağız. Tamam mı? Tamam. Hanımefendi, yardım yakında. Sabredin. Kestik. Kadını mı? Sen bu kadar adi misin? He? Böyle konuşan bir insan böyle adi olabilir mi? Böyle babacan bir insan. Beni Şafak bu hale getirdi. Hanımefendi, yukarı geliyorum diyeceksin. Kedi, sen de diyeceksin ki yukarı nasıl geleceksiniz? Ben kedi olduğum halde çıkamıyorum. Arkadaşım, sen diyeceksin ki ben çözerim. He? Hanımefendi, çok lütfen sakin olun. Birazdan yukarı geliyoruz. Sakin olun. Camın kenarından çekilin. Hadi Sarp, çık. Kedi söylesene. Nasıl geleceksiniz? Ben kedi olduğum halde zor çıkıyorum, atlayamıyorum, bir şeyler yapamıyorum. Ne diyorum?
Kestik. Kestik. Hop Sarp. Hı hı. Nereye gidiyorsun? Geldim işte. Ulan merdivende yangın var ya. Aa, hep yanıyorum şu an. Hayır. Arkadaşım, ne olur bak şu sahneyi hazır hissediyorum hocam. Ben çok şimdi... panik yapıyorsun, tamam. Ben kendisini itik yaparaktan yukarı... Tamam, çok panik yapıyorsun. Evet. Onu alttan kalçadan ittiriyorsun. Şafak sana yardım ediyor. O yarısında duruyor duvarın. Seni çekiyor, tamam? Evet. Seni yukarı atıyor. Beni. Evet. Yapabilir misin Sarp? Şafak beni yukarı atıyor. Hayır, sen Sarp'ı yukarı kaldırdın ya kalçadan. Evet hocam. Sonra Sarp seni elinden tutuyor, yukarı atıyor. Tabii. Ha, ben bir Sarp'ı çıkardım, onu hallettik. O beni çekiyor kısmındayız. Tamam hocam. Şimdi sen şöyle yap. Panik! Panik yapacağız biraz çıkıncasında. Hafif bir panik yapacağız. Ben seni yukarıya aşağıda itmek suretiyle kaldıracağım. Sen ellerinden camın kenarına çok dikkatli mermere tutun. Çünkü ahşap birazcık ısınmış olabilir. Mermere tutunacaksın yağmurla. Oraya tutunup kendini çekeceksin. Daha sonra etrafa bakacaksın. Acil yardıma ihtiyacı olan birisi varsa ona yardım edeceksin. Ben şuradaki dönercideyim. Arkadaşım! Sarp söyle. Ben yükseklik korkum var, biz seni kaldıralım de. Benim yükseklik korkum var, biz seni kaldıralım. Kaldırın bakalım. Şafak gelin arkadaşımı yukarı çık kaldırın. Şimdi tam beni kaldırırken Şafak eltisinden bir telefon gelecek. Telefon şeyde, müzisyende. Müzisyen sen de yardım et, tamam mı? Of. Evet, 3, 2, 1 arkadaşım. Çok panikliyorsunuz. Bir anda hızlı hızlı yapıyorsunuz bu dediğimi. Heyecanlanmayın, panik. Heyecanlanmayın, heyecanlanmayın, heyecanlanmayın. Ezgi bağır. Kurtarın. Buradan mı çıkacağız? Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Sen çıkıyorsun. Ben çıkıyorum. Allah da beni kahretmesin. Çok dikkatli olacağız. Kaldırın. Şafak kaldırsana, niye arkada duruyor? Dur, dur, orada dur. Kaldırsanıza. Gel deyip uzanmayan nankör kedi. Ayağından ittirsenize. Üçüncü el kimin? İndirin aşağı, indir, indir aşağı. İndirin aşağı. Arkadaşım indir, indir. Lan tutsanıza adamı. Gel buraya. Beceriksiz. Evet, iki tane sopa var. Demek ki ne yapacağız? Kusura bakma, anca geldim. Prostat kontrolündeydim sen. Demek ki yanına çıkamıyorsun. Evet. Niye? Çünkü boyları yetişmiyor. Boyları yetişmiyor hocam. Elimizde iki tane de sopa var. Demek ki ne yapacağız? Birbirimize vurarak. Hayır. Dikkati buraya çekeceğiz. Hayır. Yukarıya kaldırdıktan sonra sopalarla ittirebilirsiniz. Evet. Ama bu kısım olmaz. Bunu yapalım ki çıkmasın bir daha. Önce içimiz güzel olsun. Başka mantıklı bir çözümünüz var mı? Tamam, hoca kusarken biz devam edelim. İyi misin? Bir dakika dur arkadaşım. Hazır mısın? Hayır. Arkadaşım, senin bir şekilde yukarı çıkıp Ezgi'yi ve kediyi kurtarman lazım. Nasıl yapacağını sen bul. Tabii ben bulacağım. Kimsenin umurunda değil ki. Şafak, niye duruyorsun? Yardım etsene. Ya Şafak, padişahın sol... sol akrabası ya. Şunu oraya koysana abi. Abi siz buraya çıkıyorsunuz, beni oradan itikliyorsunuz. Anladınız mı? Hayır. O kayabilir. Tut, prodüksiyon masayı tut, kaymasın. Yok, yok, kaymaz ya, kaymaz. Oradan kalkın. Hadi. Kayabilir. Arkadaş, Şafak, şey, çıksana yukarı. İttirsenize çocuğu. Sarp. Aha. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşım, sen onları yönlendir. Deminki gibi tutmayın. Arkadaşım, nereli tutacaklarını sen söyle. Tam bıcıklar. Tamam. Buldur. Evet, müzisyen, buldur. Sen de orada sigorta olarak dur aşağıda. Evet, sigorta atmasın ama, olur mu? Evet. Sarp'cığım, ben sen çok... daha çok bağır Ezgi, devamlı bağır. 3, 2, 1, konuş onunla. Kardeşim, niye kurtarmıyorsun falan. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Yangın var, yetişin. Yetişin, kurtarın bizi. Oğlum, oğlum. Ne oldu? Yandık biz, bittik ya adam gelene kadar. Dur, dur, bırak öyle dur. Bırak. Oğlum, bu neydi ya? Gerçekten...
İnşallah o ayağındır. Benim sürekli tehlikedeyim ya. Evet, çıkarken arkadaşım ayaklarından biri kırılmış. Sarp'cığım, burası çok yüksek. Sarp, destek olsana, moral versene. Korkma, korkma. Artık daha çok korkuyorum ben. Sarp, ona moral ver. Eskiden yaptığı büyük olayları anlat ona. Sen ne kadar büyük yerlere çıktın, hatırlamıyor musun? Dönüşten müdürle konuşacağım. Rica edeceğim. İnşallah Allah belanı versin. Evet hanımefendi, korkacak hiçbir şey yok. Yalnız dediğim gibi burası 4 kişi için tasarlandı. Şu an 7 kişiyiz. Birazdan indik. İnmedik arkadaşım da... dur bak, burada çok önemli bir oyun var. Filmin en önemli yeri burası. Var, ben hafif paçadan bırakıyorum. O oyunu görüyor musunuz? Hayır. Arkadaşım sen kadına diyorsun ki hanımefendi neden yalnız yaşıyorsunuz ve neden ocağı açık bırakıyorsunuz falan gibi şeyler söylüyorsun. O da diyor ki bir torunum vardı, kaybettim. İsmi Sarp. O sırada Sarp, sen duyuyorsun, ağlayarak bağırıyorsun. O benim babaannem diyorsun. Ha. Babaanneni bulmuşsun sen. Hazır. Arkadaşım, tamam mı? Sonra kadın sana bakıyor. Şöyle alabilir miyiz? Korkmayın. Sana bakıyor kadın. Sağ ol. Sana bakıyor, diyor ki daha önce en son hangi mahalleyi süpürdünüz? Sen diyorsun ki Kızıl Toprak. Yoksa senin adın Muhittin mi diyor. Meğersem Sarp senin oğlun. Bu arada götümüz tutuşmuş. Ama böyle inanılmaz duygusal bir konuşma yapıyoruz. Kedi zaten orada cızbız. Orasını karıştırma. Ben oranı montajda hallederim. Tamam. Tamam mı? Evet. Şey ne zaman hocam? Çılgınca öpüştüğümüz yer. Hayır. Sen üflüyorsun devamlı. Tamam. Önce üflüyorum. Yani şey, yangın size gelmesin diye üflüyorsun. Yangına üflüyorum. Evet. Ama bu yangına körükle gitmek lafını hatırlatmak isterim. Arkadaşım yangına üfle. Karbondioksit olduğu için söner. Evet. 3, 2, 1. Herkes anladı mı dediğimi? Monoksit mi hocam? Sen yukarıya çıkıp kafanı kaldırdığın anda duygusal müzik girer. Serkan neye bakıyorsun? Notalara. Evet. 3, 2, 1. Kaldır kafayı. Hanımefendiciğim. Lütfen sakin olacaksınız. Üfle. İnşallah açık bir telefon yoktur. Hanımefendiciğim, niçin ocağı açık bırakıyorsunuz? Madem yalnız yaşıyorsunuz... Arkadaşım, hayır, orada tam selam vermek için şapkanı çıkar, oradan tanısın seni, saçından tanısın. Ya yanıyoruz, ne selamı? Arkadaşım! Arkadaşının, evet. Hanımefendiciğim, kendimi tanıtmak isterim. Tanıtamam çünkü siz tahmin edeceksiniz biraz sonra. O yüzden tanıtmayacağım. Gizem, bak yüzüne. Güzel mi? Ne? Saşa. Saşa bak yani. Evet, şey neydi ismin? Ezgi. Ezgi diyoruz, tamam. O Ezgi diye bağırdı orada. Ezgi. Orası erkek lisesi, yatılı. Evet. Ezgi, gör onu. Gör bir anda. Sırıtma, söyle. Sen yoksa... Sen yoksa... Mu. Tamam. Mu deyince ben hani kibarca... Kadın çünkü yangın da olsa cazibem kapanır. Sen diyorsun ki mu. 4. mu'da sen mu hiti ekliyorsun mu, arkadaşım. Mu, 4. mu. Ha, 4. mu'da sen diyorsun ki hittin. Tamam. Evet. Ben hittin diyorum. Hittin diyorsun. 4. mu'ya yapıştırıyorsun hittin. Kadın bana asılıyor yani. Hittin. Bunu İngiltere için yaptım. Hazır. Evet, 3, 2, 1. Ver duygusalı. Mu. Hittin. Olamaz, inanmıyorum. Kızıl toprağı süpürdünüz mü? Sor. Olamaz, inanmıyorum. Kızıl toprağı süpürdünüz mü? Bu kadarcık maaşa orayı da süpüremem. Arkadaş. Fener yoluna kadar bakıyorum hocam. Ben. Doğru. Soruyu yanlış sorduk. Mu. Hittin. Sonra diyorsun ki 1979 Şubat ayında. Kızıl toprağı süpürdünüz mü? Sen de diyorsun ki kafayı bir kaldırıyorsun. Diyorsun ki inanamıyorum. Kafam zaten kalkık. Tamam. Kızın gözünün içine bakıyorsun. İnanamıyorum. Gi. 4. gi'de zem diyorsun. Tamam.
Hayır, kızıl toprakta hiç bulunmadım. Ha, Ezgi pardon. Ez diyorsun sonra giy diyor. Tamam, orayı biz anladık. Buyurun. Bu yapmayacak mıyım? Hayır, mu benim. Ez sensin. Bu da kerdi. Evet, daha filmin yarısı. Evet, devam. Ben burada kalmak istiyorum. Çünkü aşağı inersem şafağı göreceğim. Ben burada yanmak istiyorum. Arkadaşım, hadi. Evet. 3-2-1, buyurun. İnanamıyorum. Yoksa siz de... Hayır, Muğ'dan alıyoruz ya. Muğ 1979, Kızıl Toprak. Kızıl Toprak, evet. Buyurun. Muğ. Hettin. 1979'da Kızıl Toprak'ı süpürdünüz mü? Evet. Ama siz bunu nerede? Yoksa... As... Giy. Sen değil, o giy diyor ya. Ezgi desene giy. Kafama tüküreyim ya. Biraz artık alevler değiyor ya. Ez'den al. Ez'den alacağım. Üfür, arada üfür. İnanamıyorum. Yoksa siz de ez... Giy. Ezfügi. Araya üfleyince yanlış oldu isim. Ezfügi oldu. Evet, ben Ezgi diyorsun. Bizim bir çocuğumuz oldu. Kaybettim. İsmi Sa. Sen ne diyorsun Sar? Rıp. Evet, diyorsun. Bizim bir çocuğumuz var. Ha? Bizim bir çocuğumuz olmuş. Evet, diyorsun ki... Ben bayağı köşe bucak temizlemişim yani. Bir aileyi kavuşturuyorum. Evet. 3-2-1, buyurun. Bizim bir çocuğumuz var. Ama ben onu kaybettim. Allah, arkadaşım seni sor. Kahretmen. Sor, adı neydi? Ben. Evet, belki tamam, soracağım. Buluruz. Kadının lafı bitmedi ki daha. Tamam, söyle Ezgi. Bizim bir çocuğumuz var. Ağla! Ama ben onu kaybettim. Nasıl olur? Yani benden nasıl olur? Niye? Mümkün değil. Ya niye? Böyle bir şey mümkün değil. Neden? 79'da askerdeydim ben. Arkadaşım! İçtimadaydım o sırada tam. Ya saçmalama ne olur ya. Sonra gitmişsin. Evet, arkadaşım sen de ağlamaya başlıyorsun. Böyle bir şey duyacağım aklımdan geçmezdi, inanır mısın? Ağzını indir. Ama işte kader böyle bir şey. Alevde unuttuğu kediler... ...gelir... ...gelir beyannamenizi... ...79'dan beri bunu hayal ediyordum. Arkadaşım dur. Ya öleceğiz biraz. Acaba tanıyor muyum? İsmi neydi diyorsun? Acaba tanıyor muyum? Çocuğumun ismi ne? Bunu benden saklama. Söyle. Sarp. Değil ya. He? Değil. Bütün salon biliyor. Sağ. Dördüncüde Sarp, ne yapıyorsun? Rıf. Evet. Bu. Evet arkadaşım, buyurun. Tamam. İnanamıyorum. Görebilir miyim? İsmi ne? Sarp. Yahu! Arkadaşım yansın mı? Gel kesinlikle aşağıya. Kesinlikle benden değil ya çocuk. Mümkün değil. Arkadaşım ne olur anlatsana. Nefesim tükendi. Sağ. Sadece sağ. Evet, 3-2-1. Bizim gerizekalı inşallah anlamıştır. Şeyden. Buyurun. Anlasın diye yaptım. Ha. İnanamıyorum. Onu görebilir miyim? İsmi ne? Sağ. Rıp. Çok yaşa. Evet, ismi ne? Sağ mı? Sağ. İnanılır gibi değil. Ne zaman görebilirim oğlumu? Aşağıda. Kestik. Özge, sen hiç dinlemiyor musun beni? Ya biraz takip et programı ya. Hocam siz de adını takip edin. Özgert. Ne oldu? Hiç. Hani böyle uçak bir an 300 metre iner ya. Bağırsağın kıdına gelir. Arkadaşım Sarp rıp deyince... ...koş yavrum, koş evladım de. Şafak sen alttan Sarp'ı kaldır, sen yukarıya çek. Aile kavuşması. Yok. Yok. Niye? Ya şu an... ...Şafak Antep'teki manitaya geç mesaj yazacağı için zaten kafası gidik. Arkadaşım evet. 3, 2, 1. Siz de yardım edin prodüksiyon. Evet, söyle. Sağ. Oradan al. Sağ. Rıp. Ne? Sarp.
Sen misin? Evet. Yavrum. Sen baba. Söyle babam olduğunu biliyordum, anlamıştım de. Ben biliyordum zaten baban olduğunu. E tabii o açıdan bakınca anlarsın, genetik hep. Evladım. Seni kaldırsınlar de. Seni kaldırsınlar, arkadaşlarından rica etsen. Ananla kavuşturacağım seni de. Ananla karıştıracağım seni. Hayır. Hanginizdi? Hayır. Ha? Kavuşturacağım. Ha, kavuşturacağım, pardon. Çünkü mümkün değil. 5 günlük sakalla pezengi sorup. Onur, sen de bu duygusal ortamda duygusal şey miyavla. Ne bakıyorsun göz? Arkadaşım nereye bakıyorsun? Pardon, ben biraz bıraktım da bu arada. Evet, sarpla duygusal. Al sarpı yukarı. Gel aslanım, gel. Nasıl olacak? Oğlum çok sakat burası. Gel tut. Konuşmadan ne oldu? Elimi tut. Bilmiyorum, heyecandan herhalde her şey değişti. Gel yavrum. Oh. Evet arkadaşım, müzisyenler bu çok önemli bir... Sen ne yapıyorsun minik aşağıda? Sayın hocam, biz şu an taşıma kapasitesini bayağı açtık. Altımızda lamine beyle, beyle, beyle oynuyor. Sen yukarısı çöker diye mi dışarıda oturuyorsun? Vay pezeven kendini mi koruyor? Ulan 8 kişiyiz burada. İnsafsız. Ya böyle bir ekip olmaz olsun ya. Evet, sen öyle kalk, kalkma ya. Evet arkadaşım, müzisyenler, seyirci, çok önemli bir an. Bir evlat anasıyla babasıyla kavuşuyor. Ver duygusalı. Ben hiç kendimi duymadığım için. Demek sen benim evladımsın, öyle mi? Evet. Maşallahsı var. Aynı annesine çekmiş. Anne. Kedi kimden? Ezgi, söyle. Çok mutlusun. Çok mutluyum. Yok, sağ ol. Ona diyorsun, çok mutlusun. Çok Ezgi, söylesene. Dedim. Çok mutluyum. İkinize de kavuştum de. Kestik, bir dakika dur. Ya siz ne kadar içsiz, ne kadar böyle hissiz insanlarsınız ya. Enişte, 4,5 metre yukarıdayız. Blik blik, blik blik şu an. Çocuğunuza kavuşuyorsunuz. Kavuştuk. Birazdan da... Sen yerdesin, kafan yerde. Ağır çekimde kafayı kaldırıyorsun. Ağır çekimde kavuşun, tamam mı? Evet, siz ne çalıyorsunuz? Öyle duygusal müzik mi olur? Hadi insafsız, evet. Hadi. 3, 2, 1. Buyurun. Sarp, evladım. Bana bakacak mısın? Yok ya, bu olamaz ya. Yok arkadaşım. Ya. Mümkün değil ya. Ne güzel bakıyor. Sarp kalkınca kurban olduğum babam. Evet. Kurban olduğum baba. Erken doğum değil mi? Ses tam oturmamış çünkü. Olsun, yine de evlat evlattır. Maşallahsı var. Sarılın. Alkışla seyirci. Şuradan beni faraşa atın. Kedi iyice yandı, onu alayım. Hocam beni sokağa mı atıyorlar şimdi? Yok, evde bırakıyoruz. Hayır. Arkadaşım, o duygusallığa ateş dayanamamış, sönmüş. Evet. Yavaşça sırayla herkesi emniyetli bir şekilde indir. Eyvallah abi, dikkat et, dikkat et. Çok teşekkür ediyoruz. Gözlüğün şeyde bir yere bağışladık ama. Ezgi'm çok teşekkür ederim. Aman dikkat. Trabzan'a çok güvenmeyin. Gel. Yok, hakikaten sallanıyordu o yüzden. O kadar arkadaşım laval... Hadi. Abi gelelim biz de. Gel, al Sarp'ı gel. Bana ne, eşek kadar adam, kendi gelsin. Sallandı mı ya biraz? Sen demek dışarı... Şafak, çok teşekkürler. Sağ ol. Hadi geç kal. Aslanım gel gel. Gel. Telefon. Telefonu getireceğiz ya onu. Ben sana X'le değiştireceğim onu. Şafak'ın telefonunu verin. Yanına çikolata verin. Lokum verin biraz. Antep uçağına da business. Al abiciğim. Annem, annem, annem. Çok selam söyle. Ellerinden öper zannen. Sağ ol Şafak. Çok gördük seni. Olmadı bu hikaye. Olmadı. Duygusallığı yapamadınız. Kedi fazla. Kim fazla? Kedi. Neyse. Ben kadını mı kurtarayım, kediyi mi kurtarayım? Hepsi can. Ya saçmalama. Sanki bütün hikayeleri büyük başardın da. Sarp, gel öne, ver selamını.
Arkadaşım, bu akşam çok yordum seni. Estağfurullah hocam, bir şey yapamadık. Yani sonuç itibariyle ben aramızdaki romansın daha da ilerleyeceğini düşündüm fakat... Ben de aramızdaki dostu düşmanı anlamış oldum. Aşağı düşersiniz diye çıktı dışarıya. Evet ya, gerçekten. Vay be. Demek ki ne yapacağız? Bir dahaki sefer onu yukarı çıkaracağız hocam. Ama 11-12 kişi iteceğiz alttan yani. Ver selamını. Eyvallah. Hayal etmez. Orada biraz kusura bakma. Kendini kaybettin.